Arkadaşlar merhaba. Kitap müzakeremize devam ediyoruz. Hatırlayacağınız üzere Hayvan çiftliği adlı kitabımızın müzakerelerini 10 bölümlük bir seri halinde tamamlamıştık. Son oturumda sizlerle hayvan çiftliğindeki durumun yönetim ve siyasal yapı açısından nasıl analiz edilmesi gerektiğine dair bir video hazırlayacağımı söylemiştim. İşte bugün sizlerle hayvan çiftliğinde otoritenin ve kanunun nasıl değerlendirildiğini analiz etmek istiyorum. Müzakeremize geçmeden önce videomuzu beğenir ve kanalımıza abone olsanız bu konudaki çalışmamıza desteğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar hatırlayacağınız üzere hayvan çiftliğindeki durum insanların hayvanlara zulmüyle başlamıştı ve bu zulme karşı koca reis hayvanları örgütlemeye başlamış ve bir toplantı yapmıştı. Toplantının sonunda aslında çok da net ve açık kurallar ortaya çıkmıştı. Bu kurallar neydi? Öncelikle onlara bir bakalım ve sonrasında bu kuralların nasıl dezenformasyonla ortadan kaldırıldığını hep beraber inceleyelim. 7 emrin ilk unsuru iki ayak üstünde yürüyen herkesi düşmanı bilecekler. İkincisi dört ayak üstünde yürüyen ya da kanatlar olan herkesleri dost bilecekler. Üçüncü olarak hiçbir hayvan giysi giymeyecek. Dördüncü olarak hiçbir hayvan yatakta yatmayacak. Beşinci olarak hiçbir hayvan içki içmeyecek. Altıncı olarak hiçbir hayvan başka bir hayvanı öldürmeyecek. Ve son olarak da bütün hayvanlar eşittir şeklinde bir hayvan aslında anayasası oluşturarak bu durumu netleştirmişlerdi. Ve süreç içerisinde de aslında hayvanlar yönetimele geçirmiş. Bu kuralları uygulamaya sokmuş. Ve en sonunda aslında hayvanların kendi kendini yönettiği bir sisteme dönmüşlerdi. Fakat ne oldu? Süreç bu bütün kuralların ve kaidelerin bizzat hayvanlar tarafından değiştirildiği ve en sonunda insanın hayvana, hayvanın insana dönüştüğü ve birbirinden ayrı edilemediği bir noktaya geldiği bir durum evrildi. Peki bu evrilmeyi sağlayan unsurlar neydi? İşte bugünkü tartışma konumuz bu arkadaşlar. Nasıl oldu da bu kadar açık ve net kurallar varken bütün hayvanlar bu kuralları bir kenara bırakıp bu yanlışlıklara Hatalara, eksikliklere, kötü duruma ne yaptılar? Yol verdiler. İşte bunu bugün sizlerle anlatmak istiyorum. Ben bu noktada 4 tane unsur belirledim. Sizlerle bunları paylaşacağım. Sizler de kendi görüşlerinizi yorum olarak atabilirsiniz arkadaşlar. Birinci olarak otorite yani gücün kullanımı. İkinci olarak propaganda. Dördüncü olarak kitle. Ve beşinci olarak eğitim durumu. Yani bütün bu olayların gerçekleşmesinde kullanılan araçlar. Otorite, propaganda, kitle ve eğitim. Şimdi nasıl otoriteyi kullanacaklar? Nasıl propaganda vasıtaları kullanacak ve kitlenin yönetimi nasıl sağlanacak? Ve eğitim de nasıl e, hayvanların haklarını talep edeceği bir seviyeye yükseltilemeden geri bir eğitim sistemiyle devam ettirecek? Bunları sizlerle paylaşacağım. Şimdi otoritenin e, bir takım unsurları var arkadaşlar burada. E, öncelikle gücün kullanımı. Yani güç elinizde olduğu zaman gücü anında kullanmak size bir takım çözümler getirmiyor. Ne yapmanız gerekiyor? Gücü aşama aşama kullandığınız zaman toplumu da kendi istediğiniz şekilde dönüştürebiliyorsunuz. Ve bu çoğunlukla nasıl oluyor? Kötüye kullanım oluyor. Hatırlayacaksınız Napolyon ne yapmıştı? Aslında ilk başta bütün hayvanlar eşittir söylemleri geçerliyken köpeklerin yavrularını alarak Onları özel eğitime tabi tutmuştu ve bu özel eğitim hiçbir hayvan tarafından sorgulanmamış ve Napolyon da gücün ana mekanizması olan e, şiddete dayalı unsuru kendi yönetimi altına toplamıştı. Ve bunu yaparken ne yapmıştı? Sürece yaymıştı. Yani birden ben bunları eğitiyorum bunları güç olarak yanımda tutacağım şeklinde değil bunları eğitime aldığını söyleyerek Toplumu da süreç içerisinde kendi istediği yöne doğru sevk etmişti. Şimdi e, Napolyon'un yaptığı bir şey daha vardı otorite olarak. Karşıt görüşleri bypass ederek kendi tutumunu ana unsur haline getirip ve e, bu bütün e, unsurları üzerinde topladı. Yani otoriteyi, gücü sadece ve sadece kendi üzerinde toplayarak Toplumun bütün mekanizmalarını kendisi yönetmeye başladı. İkinci unsur pro propaganda. Şimdi propagandanın da değişik e, faydaları var bu e, yönetimi kendi istediği şekilde evirmeye çalışanlar için. Neden? Çünkü propaganda diyoruz. E, aslında bilgilendirme değil bakın. Arada fark var. Bilgilendirme başka bir şey. Propaganda başka bir şey. Bilgilendirme dediğimiz zaman toplumu doğru bilgilerle yönlendirerek Onların gerçekliği istemelerini sağlamak, hakikati bilmelerini sağlamak ve bu hakikat çerçevesinde de paylaşımda bulunmak esastır. Fakat propaganda da esas olan şey kendi isteklerimiz ve arzularımız için toplumu manipüle ederek doğru bilgiyi çarpıtmayı aslında anlayabiliriz. Burada propagandanın temel unsuru neydi arkadaşlar? Öncelikle o 7 emrin iç sistematiğinin bozularak topluma farklı şekilde lanse edilmesiydi. İkinci olarak olayları çarpıtmaktı. Yani bir olay olduğu zaman o olayı farklı dil oyunlarıyla topluma lanse edip kendi istediğimiz doğrultuda yönlendirmek esastı. Ve sürekli olarak olumlu bir çerçeve çizmek ikna kabiliyetinin en önemli unsurlarından bir tanesi haline gelmişti. Ne yaptık? Hukuki yapıyı alt üst ettik. İkinci olarak olayları çarpıttık. Ve son olarak da sürekli olarak toz pembe bir tablo çizdik. İşte bu Kitleyi etkileme noktasında önemli arkadaşlar. Şuna düşünebilirsiniz. Yani buradaki hayvanlar buna nasıl ikna oldu? Yani e, hiç mi düşünmediler? E, şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Kitle psikolojisi dediğimiz bir şey var. İnsanlar ya da işte hayvanlar eğer topluluk tarafından benimsenmiş bir davranış varsa kendileri de o davranışa adapte olarak ona yabancılaşmaktan uzak duruyorlar. İşte zaten felsefe. Nin insanlar tarafından korkuyla karşılanmasının sebebi de bu. Neden? Çünkü felsefe insanları müstakil davranmaya ve bireysel bir tutum içerisine almaya sevk ediyor. Onun için de kitle psikolojisiyle toplumları yönetmek pek çok siyasal yapı açısından daha kolay ve daha uygulanabilir bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Ama bilimsel ya da felsefi açıdan bir takım bilgileri insanlara ulaştırdığınız zaman burada sorunlar artıyor. Neden artıyor? Yönetim toplumsal yapıdaki farklılıkları kendi istediği şekilde kullanamıyor. Mesela Napolyon'un burada yaptığı şeylerde en çok pürüz nerede çıkıyordu? Koyunlarda ya da köpeklerde değil. Bu işleri sorgulayan ve analiz eden kişilerde ortaya çıkıyordu. Bundan dolayı da genel anlamda yönetimsel açıdan eğer otoriteyi toplamak istiyorsanız bireysel olarak bir duruş sergileyenlerden pek haz etmezsiniz. O da aslında felsefi arka planla ortaya çıkan bir tutum diyebiliriz. Şimdi kitleye geldiğimiz zaman yani kitle psikolojisinin yönetimine geldiğimiz zaman burada da çıkarları öne çıkartarak bu geniş kitleyi kendi denetiminiz altında tutabilirsiniz. Yani çıkar gruplarını yönetirsiniz ve bu çıkar gruplarına bir takım susturmak için tavizler verirsiniz. Ve onlar o tavizleri aldıkları zaman kendilerinin işte kazanç içerisinde olduklarını düşünürler. Fakat sonunda görüleceği üzere en sonunda bütün bu kazançlar ellerinden çıkacaktır. Çünkü hukukun ve e, kriterlerin e, nesnel e, altyapının olmadığı bir toplumda bunların hepsinin elinden çıkması da mümkün hale gelecektir. Cahillerden e, istifade edilir çünkü cahiller sorgulamadıkları için e, sürekli olarak e, kendilerini kullananların maşası halindedirler ve bu insanlar onları uyaranları da dinlemezler çünkü kitlenin kendi iç hareketliliği ve kitlenin kendine olan tutkunluğu bu noktada sorgulamalarda engelleyici bir unsur olarak karşımıza çıkar. Üçüncü olarak gürültü yani sesinin çok çıkması koyunlarda olduğu gibi arkadaşlar koyunlar dikkat ederseniz herhangi bir tartışma çıktığı anda hemen propagandaya başlıyorlardı. Bu da kitlenin yönetimi açısından önemli bir unsur. Diğerlerini bastırıp olayın yatışmasını ve hararetin geçmesini sağlayan en temel unsur olarak ifade edebiliriz. Son unsur arkadaşlar yani otoriteyi, propagandayı ve kitleyi söyledik. Şimdi eğitim. Eğitim de bir toplumun en temel problemleri arasında. Neden? Çünkü herkese e, düzgün bir eğitim verilirse ve insanların olayları sorgulaması sağlanırsa, demin söylediğim gibi ortaya birey çıkar ve bu bireyler e, bir denetim mekanizması olarak e, işlevlerini görmeye başlarlar ve olayları Yanlışa evrilmeden ne yapar? E, sorgularlar, anlarlar. E, i̇kincisi gelir adaletsizliği. Bu eğitimde de önemli. Çünkü eğitim alabilmek için insanların belli bir zamana ihtiyaçları var. Yani sürekli olarak e, ağır işlerde çalışan hayvanlar sonuçta hayatı algılayacak ve anlayacak bir e, tutuma evrilemezler. Neden? Çünkü e, işleri başlarından açtığı için olayları değerlendirmek şöyle dursun kendi yaşamlarını idame ettirme noktasında bile sıkıntı çeken bir yapıya dönüşüyorlar. Bu da yine toplumun gittikçe batan bir unsuru haline gelebiliyor. Onun için de eğitimin ve iş bölümünün adaletli bir şekilde gerçekleştirilmesi ilk baştan itibaren hayvan çiftliğindeki temel unsurken bu ne oldu? Koptu gitti ve temel beklentilerden çok uzak bir noktaya evrildi. İşte burada da şunu söyleyebiliriz hayvanlar gittikçe köle yaşamına evrilen bir tutuma ulaştılar. Köleliğin en temel unsuru neydi arkadaşlar? Karın tokluğuna çalışıyorlardı bunlar ve olaylarla ilgili herhangi bir görüşleri yoktu, sorulmuyordu, dinlenmiyordu ve olayları sadece ve sadece kabul ediyorlardı. Kendilerine ayıracakları bir zaman yoktu, dinlenecekleri bir zaman yoktu ve dolayısıyla da Napolyon'un istediği, seküler'ın istediği toplumsal yapı karşımızda duruyordu. Neden? Çünkü bu yapıda ne sorgulanacak zaman var ne sorgulayacak kapasitede insan var ne de olayları analiz edecek bir e, altyapı söz konusu arkadaşlar. İşte bütün toplumları bu sürece iten e, unsurlar otorite, propaganda e, kitle ve eğitimsel açıdan farklılıklar e, diyebilirim. E, sizlerin de konuyla ilgili görüş ve öneriler olursa bunları da videonun altına yorum olarak atarsanız İlginiz ve desteğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.